Son günlerde en çok konuşulan film sanırım Fifty Shades of Grey, yani Green'in eli tonu. Ben de geçtiğimiz hafta izledim filmi. Filmde Anastasia'nın makyajı çok dikkatimi çekti çünkü çok canlı, böyle yanakları kızarık kızarık. Utanmış da kızarmış gibi, hatta gerçekten utanıyordu. dudakları da çok natürel vesaire. Çok hoşuma gitmişti benim makyajı. Make Up For Ever'da filmin makyaj sponsoru olmuş. Filme özel setler çıkarmışlar. İşte Enlighten Me, We Aim To Please. Ben iki tanesini göstereceğim bugün. Face chartlarına ilham alarak. Bir tanesi We Aim To Please. Ondan sonra da Latest Baby. Make Up For Ever'ın HD bazı ile başlıyorum önce. Çünkü kapatıcı bir fondöten kullanacağım. Make Up For Ever'ın HD fondöteni kullanacağım bugün. Çok azıcık da All Day Luminous Weightless fondöteninden karıştıracağım Lars'ın. Sigma'nın 3D HD fırçasını kullanacağım. Kabuki fırçasını. Her zamanki gibi göz altlarıma korektör uyguluyorum. Ve kapatıcı uyguluyorum. HD pudrasıyla sabitliyorum göz altlarımı ve göz kapaklarımı. Sigma'nın Tapered Highlighter fırçasını kullanıyorum. Kaşlarımı sadece tarayacağım. Make Up For Ever'ın Midnight Glow paletini alıyorum. Buradaki açık sütlü kahverengimi gözümün katlama bölgesine uygulayacağım. Sadece hafif bir derinlik katıyorum ve bir geçiş rengiye bitiyorum. Nars'ın And God Created The Woman paletindeki mat griyi alıyorum. Gözümün dış köşelerine ve katlanma bölgesine uyguluyorum. Burada şöyle bir C harfi çiziyorum aslında. Ve gözümün dış köşesini çekik değil de daha yuvarlak yapıyorum. Fırçanın üzerine kalanına gözümün altına geçeceğim. Çok belli belirsiz. Aqua Ice kalemlerden 0L'yi alıyorum, siyah olanı. Bu zaten benim en sevdiklerimden biri. Ucunu açıyorum. Kirpikliklerime çok çok hafif dokunduracağım. Ve bir kalem fırçayla dağıtıyorum. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Ve Smoky Stretch maskarayı kullanacağım. Bu Make Up For Ever'ın son maskarası. Bunu uygulayıp bir Instagram'da fotoğraf koymuştum. Çok başarılı bir maskara. Ve geldik makyajın en önemli adımına. Allık. Krem bir allık kullanacağım. Bu 302 numara. Bu parmaklarımla uygulayacağım. Normalde ben allığı biraz daha geri, daha böyle yukarı doğru uyguluyorum. Ama Anastasia'nın allığı daha yanık elmalarında ve daha yoğundu. Gerçekten yoğundu. Kenarlarından da pudramı uyguladığım fırçalarına geçiyorum. Rouge Artist serisinin Natural serisinden N4'ü kullanacağım. Ve birinci look bitti. Ve hemen diğer makyaja geçiyorum. Latest Baby. İlk önce bu masum allığı biraz azaltmam gerekiyor. Onu da fondöten fırçamla yapacağım. Eğer allığı fazla kaçırdığınızı düşünürseniz bu şekilde hafifletebilirsiniz. Ve rujumu siliyorum. Renksiz bir lip balm uyguluyorum. Aynı gri farı biraz daha yoğun uygulayacağım bu sefer. Buradaki mat siyah farı ucu daha sivri gelen bir karıştırma fırçasını alıyorum. Çiziyorum. Temiz bir karıştırma fırçasıyla dağıtıyorum. Siyah farı alt kirpikliklerimin köşelerine de geçiyorum. Burada gözümün yarısına kadar geliyorum. Kuyruklu bir eyeliner uygulayacağım. Bunun için ink liner'ı kullanacağım. Bir çalkalıyorum.
içine kalem çekeceğim. Maskarama alt kirpiklerime de geçeceğim. Yanaklarıma kontur yapacağım. Son zamanlarda en sevdiğim kontur pudramı ve fırçamı alıyorum. Kendim her zamanki gibi konturluyorum. Bir tık daha yoğun uyguluyorum. Akuarelik kalemlerden. Bunlar suya dayanıklı. Çok acayip efsane kalemler. 8C rengini kullanacağım. Tam net bir kırmızı. Dudağımda lip balm vardı. Ama biraz siliyorum. Mat bir ruj kullanacağım için ve kalıcılığına emin olduğum için dudaklarımın içini boyamayacağım. Mat 8. Rouge Artist Intense serisinden. Ve dişinize bulaşmaması için. Her zaman buyurun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.